fuar bu sene aşağı yukarı 3 sene sonra tekrar açıldı Diyarbakır'da. İlk heyecandan biraz daha fazlasını bulduk diyebilirim. Her şey çok iyi gidiyor. Katılım çok iyi. İnsanlar çok değer veriyorlar. Kitaba Diyarbakırlıların eskiden beri veyahut da Diyarbakır'ın kültüründe, hamurunda herhalde olacak gibi çok kitap sever insanlar. Dolayısıyla gelip gidiyorlar, kitaplara bakıyorlar, okuyucularla buluşuyorlar. Bu anlamda çok anlamlı bir çalışma yapıyor. Bu konuda kitap fuarını tertip eden arkadaşları TÜYAP'ı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Diyarbakır'a bu sene benim onur konuğu seçilmem belki de ilk bakışta güzel bir şey. Yani herkes kendine göre bundan bir mana çıkarabilir. Ben beni buna uygun gören veyahut da bu konuda değerlendirme yapıp bana böyle bir imkanı tanıyan, bir yerde onurlandıran gerçekten kitap fuarındaki arkadaşlar hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Fakat ben burada bir kitap, daha doğrusu bir Diyarbakır kitaplarının bulunduğu böyle bir etkinliğe sadece bir yazar olarak katılmayı tercih ederdim. Onur konuğu tabiri bana çok iyi gelmedi. Ben çünkü kendimi daha ziyade evimde hissettim. Evim olduğu için hissettim. Diyarbakır'da konuk olmak bana çok da cazip gelmedi. Keşke ben buraya sadece bir yazar olarak gelseydim. Beni o şekilde tanıtsalardı. Daha çok mutlu olurdum. Ya kitap okumak bir alışkanlıktır. Bu alışkanlığı eğer siz bir yerde ailede bulabilirseniz o sürer gider. Yani bu kulaktan dolma olmuyor. Sadece geçerken vitrinde bir kitap görerek olmuyor. 1982'den beri kitap yazıyorum. Yaklaşık 100'ün üzerinde kitabım var. 36 yıldır kitap fuarlarına katılıyorum. Tam 36 yıl oldu. Yılda 10-15 fuara katılıyorum. Diyarbakır'a da 1. TÜYAP Kitap Fuarı'na 2. 3. katılmıştım. Daha önce bir Sümer Park'ta sanırım bir fuar olmuştu. Katılmıştım. Biraz ara verilmişti. Yeniden başladı. Biz de koşa koşa yeniden eski yerimizi aldık. Fuarlar güzel oluyor. İnsanlar okuma alışkanlığı kazandırıyor. Hele hele şimdilerde sosyal medyanın yaygınlaştığı bir zamanda kitap fuarları en azından kitap okumanın kitabın ömrünü uzatıyor diyelim. Bu açıdan sebep olanları destekliyorum, tebrik ediyorum. TÜYAP 6. kitap fuarından dolayı Diyarbakırlı olmam vesilesiyle hem memleket özlemlerimi gidermek hem dostlarımla, okurlarımla buluşmak adına Diyarbakır TÜYAP kitap fuarına geldim. Diyarbakır'da TÜYAP kitap fuarında okurlarımla buluşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Okur kitlemin bana olan sevgisi, ilgisi gerçekten beni mutlu etmiştir, duygulandırmıştır. 7 yıl, 8 yıl önce kitap imzalamış olduğum çocukların büyümüş olduklarını, evlendiklerini, çoluk çocuğa karıştıklarına tanık oldum. Bunların sevgisi beni gerçekten çok mutlu etmiştir. Bu sene Diyarbakır'ın kitap fuarı gerçekten bizim beklentimizin daha üstünde gitmeye başladı. Çünkü ekonomik kriz başta olmak üzere herkesin kafasındaki olumsuzluk vardı. İşte biz İş Bankası Yayınları olarak Diyarbakır Kitap Fuarı'nı önemsiyoruz. Aynı zamanda burada kitap evimiz de var. Tabii bundan 3 yıl öncesi bir olaylarla beraber Diyarbakır Fuarı'nın kapanmaması gerekiyordu ama kapandı. Tekrar canlanacağına inanıyoruz. Diyarbakır okuru çok iyi bir okur. Türkiye'nin en iyi okur illerinden bir tanesi. Bu fuarların devam etmesini istiyoruz. Fuar çok güzel. Gerçekten insana farklı bakış açıları kazandırıyor. Çok güzel düşünülmüş. Ortamı da güzel. Çocuklar gelip görüyor. Yetişkinler, aileler birlikte geliyor. Her çeşit kitap bulabiliyorsunuz ve daha uygun fiyata. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Diyarbakır'ın iyi bir potansiyelini olduğunu, okuma potansiyeli olduğunu düşünüyoruz. Daha önceki yıllarda da Diyarbakır'da fuar gerçekleşmişti. Onlara da katılmıştık.
iyi bir fuar geçeceğini düşünüyoruz. Diyarbakır da şehir olarak tarihi öneme sahip bir şehir. Severek de gezdiğimizi söyleyebilirim. Gerçekten yani kültürüyle, değerleriyle ön plana çıkan bir şehir. Misafirperverliği, yani insan sevgisi. Öncelikle Diyarbakırlılara ben çok teşekkür ediyorum.